1984 yılında taksiciliğe başladığımda taksi durağının orada bu varyantın başlangıcında orada doğum evi varmış. Sonradan açıldı doğum evi olarak. Orası hastanem işte kapalıydı o zamanlar. Orada bir park var. Çok katlı otopark var. Otoparkın arkasında da bir park var orada. İşte oradayız zaten. Parkın içinde değil de parkın yanındayız. Park bizim arkamızda. Taksi durağının hemen arkası park. Orada 2-3 kişi şarap içiyor. Her zaman. O insanlar her zaman değil de para buldukça şarap içiyorlar. Bunlardan biri Fahri'ydi. O zamanlar 50'li yaşlardaydı Fahri. Bir kere ben de onlarla şarap içtim o dönemde. Onların şarap içme metodu köpek öldüren diyorlar. En ucuz şarabı içiyorlar. O kadar paraları denkleşiyor. Onlar parasız zaten de oradaki sağdan soldan istiyorlar işte. Alacakları şey de şarap yani. Biliyorlar. Biz de işte söyleme sahip işemeye bu parkın içerisinde o çok katlı otoparkın duvarını işiyoruz. Yaptığımız şey ayıp da işte o zaman 84'te o zaman aklıyla başka yerde de tuvalet yok. En yakın yerde tuvalet yok. Oraya gidiyoruz. Duvarın oraya işiyoruz. Bu şarapçılar da o duvarın dibinde içiyorlar. Şaraplarını orada içiyorlar. Yani ortalıkta gözükmüyorlar. Duvar dibinde de kimse onları göremez yani. Parkın bir kenarı. Öyle park, hareketli bir park değil yani. Öyle insanların gelip oturduğu bir park değil. Ama park yeri, yeşillik park yeri. Bir gün Öğüt dedi, öyle konuşur şey, hitabı Fahri'nin. Öğüt dedi, içmezsin bizde dedi böyle. Verdim 5 lira. Ha, o gittim o, sokuldum yanlarına. Böyle çay bardağında içiyor ama hızlı içiyorlar. Turnike şeklinde böyle. Tek bardak tak 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 aynı bardaktan dönüyorlar. Hızlı hızlı öyle kafayı buluyorlar. Yani zamana yaymıyorlar şeyi. Hani etkisi geçmesin alkolün diye o şekilde etkileniyorlar. Ben de o gün içtim. Öğleden sonraydı. O gün çalışmadım ben o gün yani. Bilmiyorum neydi. Ben bunlarla şarap içince erkenden bir de hızlı içiyorlar ya ben öyle içki içmiyorum. Onlara uyduk tabii. Sonra valla 5 lira mıydı neydi şarap? Köpek öldüren şarabı o zaman. Tabii heriflerine içki içince 5 lira verdim onlara. Gitti bir şarap daha aldılar. Onu da bitirdik. Baktım ben sersemliyorum. Dedim eve gideyim. Konakta çalışıyoruz ama evin Ergiz'de. Ondan sonra ben içtim şarabı. Onlardan ayrıldım. Baktım iyi hissetmiyorum kendimi yani. Kafa bulanıyor. Konak iskelesine geldim. Vapurla geçeceğim karşıya. O zaman iskele bu an şu andaki yerinde değildi. O iskele çok yer değiştirdi. Zaman zaman bu tarafa kaydı, bu tarafa kaydı. Yani böyle yer değiştirdi. Şeyde bekliyoruz. Her zaman sürgülü kapı var. Açıyorlar oradaki görevli. Bekliyoruz orada. Ondan sonra işte vapur yanaştı. İnenler indi. Binenler için o sürgüyü açtı, sürgülü kapıyı açtı görevli. Millet biniyor vapura. Ben
İskelenin ortasına gelince beni rüzgar bir çarptı. Kafayı bulduk ya. Orada rüzgar beni bir çarptı. Ben düştüm. Kolay kolay düşmem ben. Ha, içki içtiğim zaman yamuluruz da bir orada düştüm. Sonra yıllar kere bir kere daha düştüm. Ondan sonra şey işte rüzgar benim allak bullak etti bünyemi. Şey yaparken pat diye ben böyle sırt üstü düştüm. Öyle o kadar hatırlıyorum. Sonra bir kızım hatırlamıyorum. Bana yardım ettiğini hatırlıyorum. Hani tutup kaldırdığını. Belki de o zaman Karşıyaka nüfusu belliydi yani. O kadar çok insandı. Belki de tanıyordu bilmiyorum. Ama hatırlamıyorum ben. Yani bir bayan olduğunu hatırlıyorum da yüzünü falan. Çünkü kendim zaten sarhoşum yani. Bir şarabı kaç kişi içtik ama sarhoş etti. Kalktım onun yardımıyla bindirdi beni vapura. Vapura bininceye kadar yardım etti. Sonra o ayrıldı. Teşekkür ettim ben, o ayrıldı. O zaman vapurun dış kısımları vardı. Yani dışarıda da bazı vapurlarda dışarıda oturma yeri vardı. Bazı yerlerde de sadece ayakta durabiliyordum veya yere oturuyordum. Ben açılayım diye dışarıya oturdum. Orada şey yoktu. Oturma yeri yoktu o vapurda. Demek ki eski bir vapur. Oturdum. Orada ayılmaya çalıştım rüzgarla. Sonrasını hatırlamıyorum. Gittik yani. Demek ki burada olduğumuza göre başımıza bir şey gelmedi. Yani Fahri ile ilk tanışmam benim. Bir daha içki içmedim de yani oturup şarap içmemiz, köpek öldüren içmemiz onunla. O şekilde. O oranın adamı o. Oralarda. Hep oralarda. Hep oralarda. Ama şey öyle küçük para istemez. Şarap alacağım diye para ister. O kadar. Bu tabii içki içtikten sonra oralarda o çevrede bir yerde oturur uyur. Sarhoş olunca oturuyor yani. Bulunduğu yere oturuyor. Şimdi insanlar da gelip geçerken bunu dilenci diye önüne para atıyorlar. Para birikiyor önünde. Bu o kadar sinirlenirdi bu para olayına. Yani o paraları tutup da mesela bir sonraki şarap parası hazır o paraları alsa almazdı o paraları, bir de sinirlenirdi, küfür ederdi. Sonra bu meğersem bu Fahri kemer altında bu kemer altında işportacılar vardı. Şimdi de vardır da bilmiyorum şimdiki durumunu. Hep böyle ortada bir şeyler satarlardı onlar. Ama kimisi kağıt, mendil satar, habire bir şeyler satarlardı yani. Her şey satarlardı. Meğersem bu Fahri zamanında bunları örgütleyen insanmış. Yani çocukları işte onlara hem iş sahibi oluyor. Yani onlara mal veriyor. Akşam da verdiği malın parasının karşılığını alıyor. Onlar da İşte günlük yevmiyesini alıyor. Ama bunun elinde böyle bir ton adam. Yani bütün adamlar buna çalışıyor. Şöyle bir sistem kurmuş Fahri. Herkes memnun. Adam yasa dışı bir şey yapmıyor yani. Oradan alıyor mendili, buna veriyor. Akşam da hesap görüyorlar karşılıklı. Öbürsüne ayakkabı sattırıyor. Öbürsüne terlik sattırıyor. Her çocuk bir şey satıyor. Genelde çocuklar yapıyor o işi. O zamanlar öyleydi. Tabii bu akşam hasılatı alıyor. İyi de para kazanıyor. Eskiden kemeraltı yani İzmir'in her yerinden ucuz diye kemeraltına alışverişe gidilirdi. Bir de her aradığını kemeraltında bulabiliyorsun. Orada yok yok. Yani her şey orada. Hesaplı da. Fahri tabii güzel para kazanıyor. Eskiden o meyhaneler, restoranlar falan hesaplıydı yani, öyle o kadar çok paraya ihtiyaç yoktu. Ondan sonra her gün Fahri bir yerde demleniyor, eğleniyor yani. Ne yapacak o kadar parayı? Ondan sonra çıktığında da ne kadar taksi varsa bir tane taksiye binermiş. Para çok.
diğer taksileri peşinden getirtirmiş. Hani onlar da iş sahibi olsun diye. Düğün arabası gibi geldiği eve işte 7 tane. O gün orada restoranın önünde kaç tane araba var? 7 tane. 7 arabayı da gelirmiş. Hepsine paralarını verilmiş. Onun için Fahri nerede içiyor bu akşam? Bütün taksiciler oraya sıralanırmış. Adam böyle bir yaşam sürüyor Fahri. Bilmiyorum nasıl düzeni. Ben onunla sohbet etmedim hiçbir zaman. Yani bu konularda sohbet etmedim. Taksiciler söylüyor. Çünkü eski taksiciler ondan ekmek yedikleri için zaman zaman yani sıraya girip de ondan para aldıkları için onlar hikayesini anlatırdı ama hiçbir gün ben sohbet etmedim Fahri ile. Meğersem Fahri yıllar önce bu işte kemer altında işporta denilen satış türünü örgütleyen insanmış. Valla bilmiyorum ben taksicilik birkaç sene yaptım. Oradaydı. Hep oralardaydı. İşte hep bir yerde duvar dibinde uyurdu. Uyuyunca da işte tipinden hani kılığından dolayı da insanlar dilenci zannediyor. Para atardı. Her uyandığında o paraları görünce önünde isyan eder, küfür ederdi. Almazdı o paraları. Tenezzül etmezdi yani. Ben bu hani nereden nereye? Ben bu duruma düşecek adam mıyım diye. Onun birkaç tane öyle şey arkadaşı vardı. Şarapçı onlar beraber öyle takılırlardı. Gene şimdi bu tezgahta ama bunlar büyük. Beş tane büyük adam. Kazak satıyorlar. Genelde kazak satarken denk geldim ben. Şimdi bir tanesi satıcı rolünde, diğer dört tanesi de alıcı rolünde. Yani kurcalıyorlar böyle. Şey avlanıyorlar yani. Dışarıdan biri geldiği zaman bakıyor, ha, insanlar ilgileniyor diye. O bir tanesi diyor sarsana şunu diyor alayım diyor. Veriyor parasını. Aynı şey dönüyor. Sonra müşteri geldikçe tezgaha, bu geçici tezgah yani seyyar tezgah, geldikçe kendi aralarından insanlar oradan kopuyorlar. Yani gelen insanlara yer açıyorlar. Sistemi böyle kurmuşlar. Ondan sonra üç kağıt tabii bu yani. Normal birisi bir şey satsa eyvallah bunlar öyle yapmıyor. Bir kişi satıyor. Dördü de beşi de ortak. Ondan sonra bu şekilde çalışıyorlar. Sonra belediye demek ki şikayet oldu ki hepsi bizim taksi durağının önünde oluyor. Sonra belediye bunları sıkıştırmaya başladı. Hani orada sattırmamaya başladı. Bir tanesi en genç olanı çok katlı otoparkın üstüne çıktı. Hesapta şey istiyor. Müsaade edin yoksa kendimi atacağım yani. Burada ekmek yiyelim biz de diye. İyi de düzgün ekmek kim yiyor ki? Milleti kandırıyorlar. 5 kişi kazak satıyor. 10 tane kazak var. Orada sattıkları toplam 10-15 tane. Hepsi üçkağıtçı çünkü. Akşam kaç para kazanırlarsa kaç para kazanacak? 20, 10 tane kazak satsa onun bir kısmı zaten sermaye. Çıkmış oradan öbürsünden atlama diyor. Tamam mı? O tezgahtan oradan atlayacak. İşte çağırıyorlar. İster istemez polis geliyor tabii. Zabıta da ayağına geliyor. Ondan sonra onlar diyor atlama diyor. Ben de bağırıyorum. Atla! Atla! Diye kızıyorlar yanımdakiler. Tamam mı? Ben gencim o zaman. 23 yaşında adamım. Ondan sonra rol yaptıklarını biliyorum. Çünkü satışı bizim önümüzde yapıyorlar. Kızıyorum ben de. Yani ne üç kağıt yapıyorsunuz? İnsanları kandırıyorsunuz. Yani diye. Onlar atlama diye bağırıyordu. Ben de atla, atla diye bağırıyordum. Sonra tabii atlamadan indiler. Tabii belediye galip geldi. Onlar sonra kayboldular oradan. Tutup benimle kavga edecek halleri yok ya. Yani ben onları atla dedim, bilmem ne dedim. Yani
O gücü yetmez zaten. 4-5 kişi olsalar da muhakkak şoförlerden bir ikisi de bizim tarafa olacak diye uğraşmadılar hiç. Sonra kaybolup gittiler. Yani Fahri herif seyyar satıcılığı örgütlemiş kemer altında. Ondan sonra da şarapçılığa bilmiyorum nasıl düştü. Onunla da bir köpek öldüren şarabı içmek nasip oldu bize.